Merhaba arkadaşlar, Palım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Yay ve yükselen yaylar için Mart ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Palım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Şimdi Yay burcu bir yüzükle başlayacağız. Bu yüzük evlilik teklifi veya ilişkiler konusunda bağlılığın artması olarak gözükecek. Bu anlamda yeni ilişki, yani yalnız olanlar için yeni ilişki ve bu tutkulu bir ilişki halinde gösteriyor. Uzun yoldan gelecek olan bir misafiriniz var. Bu misafir sizin gündeminizi değiştirecek. Çünkü onun verdiği haberlerle aslında bazı şeylerin de yoluna gireceğini öğreneceksiniz. Bu yoluna girecek olan işler, aile konusu, aile bireyleriyle olan ilişkilerinizi, iletişiminizi de kolaylaştıracak olarak gözüküyor. İki ayrı yerden gelecek olan kısmetiniz var. Yolculuk söz konusu olacak ama siz bu yolculukları erteleyeceksiniz. Ve bazı konularda bu yolculukları aslında yapmak istemeyeceksiniz. Kendi içinizde biraz daha huzur, biraz daha sükunete ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz. O yüzden insanlardan biraz uzaklaşmaya çabaladığınız bir süreciniz var. İsminde B harfi olan bir kişiyle dokuzlu bir vade içerisinde görüşmeniz var. Bu görüşme sizin için aydınlık, temiz olacak. 5 rakamında alacağınız bir güç, kuvvetle ilgili asa ya da haber var. Bu haberle birlikte de bir imza işiniz hayırlı olacak gösteriyor. Elinize geçecek olan bir fırsatın değerlendirmesini daha öncesinde kaçırmışsınız. Bu dönem sadık bir dostunuzla birlikte bu fırsatı değerlendireceksiniz. Eğer ortak bir iş kurmak istiyorsanız bu dönem sizin için şanslı olacak gözüküyor. İkilemde kaldığınız bir noktada birinci seçenek sizin için hayırlı olacak ve bu konuda orta boylarda dalgalı kumral saçlı, saçları omuzlarında olan bir kadının size vereceği bir haber size hayırlı gelecek gösteriyor. İkilemde kaldığınız noktalar olacak. Bu dönem her şey konusunda seçenek seçme durumunda kalacaksınız. Seçeneklerinizi, geleceğinizi inşa etmek üzerine düşünün. Çünkü bu dönem her seçtiğiniz seçenek size ileride daha güzel haberlerin de müjdesi olacak gözüküyor. Kendinizi değiştiriyorsunuz, etrafınızı değiştiriyorsunuz, etrafınızdaki insanlarla olan iletişim şeklinizi değiştiriyorsunuz. Mesela bazı insanları daha öncesinde tepeye koymuşken şimdi onlara sanki size hizmet etmesi gereken bir insanmış gibi davranıyorsunuz. Bu değişim tabii ki etrafınızdaki insanlar tarafından biraz farklı gözükse de sizin bu değişiminizi hızlı bir şekilde kabullenecekler. Siz burada kendi yükselişinizi, kendi hayatınızı düzene sokmayı ön plana aldığınız için daha rahat edeceksiniz. İki ayrı yerden para girişiniz var. Bu para girişleriyle birlikte iş konusunda değişiklik yapmak istiyorsanız 20'sinden sonra bu konuda fırsatınız açık olacak. Veya iş arayışı içerisindeyim diyorsanız ayın 20'sinden itibaren iş kapılarınızın ikişerli olarak açılması durumu var. Adak adadığınız bir şeyin gerçekleşmesi, bir kolye gözüküyor. Yani bir şeyin size takdir edilmesi, sizin artık bunun konusunda onura edilmeniz durumu söz konusu olacak veya bu dönem hediyeleri kolye şeklinde alabileceğiniz de gözüküyor. Kendi gücünüzü ilahi adaletten yani manevi yönünüzü daha da güçlendirecek olaylar söz konusu olacak ve manevi yönünüzün daha ön planda olduğu, size daha iyi fırsatlar sunduğu bir süreci yaşayacaksınız. Bununla birlikte de bir şeyin havaya kaldırılması yani bunu ben başardım diyebildiğiniz bir süreci işaret ediyor. Burası ki bu konuda iki ayrı yerden kısmette elinize geçecek. Bir kişiyle karşılıklı konuşma yapıyorsunuz. Bu konuşma sizi iyi anlamda yönlendirecek ve buradaki alacağınız bir müjdeli haberle önünüzde açacak bu gözüküyor. Büyük bir balık kısmet hanenize girecek. Bu kısmetlerle birlikte ödeme dengesini sağlayacaksınız. Hatta uzun zamandır beri beklemeye aldığınız bir şeyin de kapatılması, mesela bir kredi kartı veya kredinin borcunun tümden kapatılması gibi düşünebilirsiniz. Öyle bir rahatlama yaşayacaksınız. Mucize kapılarınız açık. Bu arada ilişkisi olan, evli olan bir yay burcu olabilirsiniz ama
Evli veya bekar fark etmeyecek. Bu dönem etrafınızdaki insanların size olan hayranlığı, ilgisini de göreceksiniz. Bu anlamda teklifler gelmesi veya flörtöz davranışların olmasında göreceksiniz. Bu tabii eşler arasında biraz tartışma yaratır mı? Burası yaratmayacak ama siz kendinize olan güveninizi daha da arttıracaksınız diyebiliriz. İkilemde kaldığınız bir başka konu imza atıp atmama konusunda. İmza atmanız konusunu neden şüpheye kaldığınıza bir bakın. Çünkü karşıdaki kişiye güvenmiyorsunuz. O yüzden kendi maddelerinizi veya bir şeyleri dikkate alarak yaptığınızda kolaylıkla atlatacaksınız. Ama içinizden gelmiyorsa yapmayın. Çünkü burası uyarı da veriyor. O yüzden söylüyorum. Göz aydınlığı var. Bir şeyin müjdesini alacaksınız. Gözünüz aydın olmuş olacak. Ve bu anlamda sanırım son 10 yılda çok istediğiniz bir şeye kavuşacaksınız gözüküyor. Çünkü onunla bir vade ya da onunla 10 aydan beri istediğiniz bir şeye kutu içerisinde gelecek olan bir hediyeniz var. Bu hediyeyi isminde F harfi olan bir kişiden alacaksınız. Bu kişi daha öncesinde sizin hayatınızdaymış, bitmiş, gitmiş ama yeniden gelişi var. Ve bu geliş özellikle bekar olan yay burçları için iyi olacak. Evliler için biraz kafa karışıklığı yaratacak ama şu var ki bekar veya yalnız olan yay burçları bu dönem geçmişteki bir kişinin geri dönmesi ve bu ilişkinin size iyi gelmesi durumu var. Ha, süresi bir süre devam edecek. Sonrasında siz değiştiğiniz için o kişi artık aynı şeyleri bulamadığını fark edecek ama bir taşınmayı da getirecek. Yani artık yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Belki bu ilişki bittikten sonra taşınırım artık kısmına da gelebilirsiniz. Artık bu şehirde işim bitti ya da bu yerde isteklerim kalmadı diyebilirsiniz. Nazar boncuğu gözükmüş. Yani nazara gelebilirsiniz ki burası nazarla alakalı uyarı da veriyor tabak. Bununla birlikte evinizin, hanenizin içerisinde özellikle kendi kan bağınızdan olan insanların size karşı nazarla, gıptayla bakması sizin zorlanmanızı sağlayacak. Hasta olan bir kişiyle ilgili üzücü bir haber alma durumunuz var. Deniz atı çıkmış. Bakın şanssız bulduğunuz bereketiniz çok fazla ama nazar dualarını okuyun derim. Çünkü burası nazar konusunda diken diken olmuş. Sizi sıkıntıya sokacak derecede zorlar. Elinizden çıkacak olan para gözüküyor. Aldatma, aldatılma, hile konusunda dikkat etmeniz lazım. Atacağınız her imza veya her verdiğiniz para alışverişi konusunda dikkat etmenizi gösteriyor. At nalı çıkmış, şansınız, bolluğunuz, bereketiniz çok olacak. Geçmişte giden bir kişinin geri dönmesi size şanslı olarak gözükecek. Z harfindeki bir kişiden gelecek olan bir miktar toplu para sizi bir anlamda rahatlatacak. Bir de görünüşüyle sizi korkutan ya da ürküten bir kişinin kalbinin temizliğine şahit olacaksınız. Çok iyi niyetli bir dost edineceksiniz. Bu anlamda da biraz farklı bir bakış açısından bakacağınızı gösteriyor. Yurt dışından gelecek olan da bir müjdeli haber veya iş konusunda size teklif söz konusu ki şu günlerde hatta bu videonun yayınlandığı günlerde gelecek kadar da yakın zaman gösteriyor. Evet, yay ve yükselen yaylar için. Mart ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.